Herkese merhabalar. Kitabımı doğru kullanıyorum da bugün sizlere derslerinizde mükemmel bir başarı sağlayacak harika bir kitap tanıtacağız arkadaşlar. O da Dinamo 10. Sınıf Sözel Set. Dinamo 10. Sınıf Sözel Set'te arkadaşlar toplamda 3 kitabımız var. Dinamo Tarih Soru Bankası, Dinamo Coğrafya Soru Bankası ve Dinamo Türk Dil Edebiyatı Soru Bankası. Bu setimiz kutu halinde geliyor ve kutunun içerisinden arkadaşlar şöyle ben kutumuzu kenara alıyorum. Bu üç kitap çıkıyor. Coğrafya Dinamo Soru Bankası, Tarih Dinamo Soru Bankası ve Türk Dili Edebiyatı Soru Bankası. Peki nedir bu Dinamo? Bunların hikayesi nedir? Gelin size isterseniz anlatalım. Bizler arkadaşlar biliyorsunuz ki sizlerle ta ortaokul yıllarınızdan beri yani 5, 6, 7, 8 sınıftan beri zaten birlikte bu yolculuğa çıktık. Ve birlikte derslerimizde daha başarılı olmak için hem liselere giriş sınavında hem de üniversite sınavında hayallerimizdeki okullara yerleşmek için birlikte mücadele ediyoruz. Biz dedik ki öğrenciler... Ara sınıflarda yani 10. sınıfta, 9. sınıfta en çok dikkat etmeleri gereken şey esasında hocaların ne soracağı, sınavlarda hocaların ne soracağı ve ileride üniversite sınavına girdiklerinde karşılarına ne geleceği. Bunların da hepsi esasında Milliyetin Bakanlığı kazanımları tarafından belirlenmiş. Yani ÖSYM soruları da okul yazıları da buradan hazırlanıyor. Hani diyorlar ya bu hoca nereden soruyor? Esasında her hocanın soracağı yer belli. Milletim Bakanlığı bunu belirlemiş. Demiş ki kazanımlara bakın. Üniversite sorularını hazırlayan hocalar da buraya bakıyor. Sizin yazılarınızı hazırlayan hocalar da buraya bakıyor. Bize dedi ki bu kazanımları en başa koyalım. Ardından da bu kazanımlarla bağlantılı olacak şekilde bir soru çözüm ve ardından dört soruluk bir test. Bir soru çözüm ve ardından dört soruluk test ve sonrasında da tarama testleri koyalım dedik. Ve bu şekilde öğrencilerin sorularla konuları mükemmel bir şekilde anlayacağı ve en sonunda da zaten yazılı olacak. Yazılı soruların olduğu mükemmel bir kitap serisi hazırlayalım dedik. Ve kare kodu okuttuğunuzda da soruların çözümünü ya da yazılı soruların çözümünü tek tek açıklayan bir sistem geliştirdik. Aynı şey tarih tersi içine geçerli. Tarih tersi de yine İlk başta sizler için mükemmel bir şekilde kazanımları verdik ve bu kazanımlara uyacak şekilde soru ve çözümü ardından testler. Soru çözüm ardından testler. Bu soru çözüm bizim için rehber soru yani bu konunun bu bölümüne geçerken rehber bir soru oluyor. Yani nedir? Türk Siyasi Birliğini Sağlama Faaliyetleri ya da Türk Devletleri'nin Liderlik Mücadelesi. Bunların hepsini sizler için mükemmel bir şekilde sözel derslerde, tarihte, coğrafyada ve edebiyatta hazırladık. Bütün bunları sizler güzel güzel çalıştığınızda, bu konuları öğrendiğinizde zaten hem yazılarınızdan hem de ileride gireceğiniz üniversite sınavında çok güzel notlara, çok güzel sonuçlara ulaşacaksınız. Zaten ileride gireceğiniz üniversite sınavının yani TET'nin %50'si 10. sınıftan çıkıyor. Hani 9 ve 10. sınıf konularından azalmıyor. O yüzden ÖSM tarzı sorularda koyduk. Yazılarda koyduk. Yani hem yazılarımızdan iyi notlar alıyoruz hem de ÖSM tarzı olarak hazırlanıyoruz hem de onun sınıftaki konuları mükemmel bir şekilde tarayıp bitirmiş oluyoruz dedik. Bunu da sizler için coğrafyayı ayrı, tarihi ayrı, edebiyatı ayrı alabilirsiniz dinamolarda ama bunu da bir set haline getirelim. Setten öğrencilerimiz hızlı bir şekilde, daha avantajlı bir şekilde ulaşsınlar istedik arkadaşlar. Yani esasında dinamo setimizin hikayesi bu şekilde. Peki, önceki adımda ne yapılabilir? Önceki adımda da konu anlatımlı kitabımız olan sıfırdan ona sözel set alınabilir. Yani burada da tarih, coğrafya ve edebiyatın konu anlatımlı kitapları var. Burada hem konu anlatımı hem soru var. Tabii ki Dinamo kadar sorumuz yok ama burada da tabii ki fazla ne var? E, konu anlatım var. Şöyle kitaplarımızı çıkarmaya çalışalım. Kutularımızı tam böyle kitaplarımız deform olmasını tam ölçerek koyuyorlar. Ha, mesela sıfırdan Türk Edebiyatı'nda konu ardından soru. Konu ardından bununla alakalı soru. Konu ardından bununla alakalı soru. Bu kitap daha çok sıfırdan alıp konu anlatımına özgü. Ve burada tabii ki e, öğrencilerin daha yeni başlasa bile, dersleri kaçırsa bile, uzaktan eğitimden takip edip bazı şeyleri tam olarak öğrenemediğini düşünse bile biz zaten her ne kadar YouTube'da süper videolarla size destek olsak bile, ben kendim okumak istiyorum hocam dediğiniz düşünerek burada da çok güzel konuları detaylı bir şekilde sizlere anlattık ama küçük parçalara böldüğümüz için solda konu, sağda sorular yaptık. Aynı şey coğrafya dersi için de geçerli. Konu, soru. Konu, soru konu soru şeklinde gittik. Ve küçük küçük lokmalarla konuları çok daha iyi öğrenebileceğinizi düşündük. Tarih dersi de yine aynı şekilde resimlere, infografilere, konu anlatımındaki esprilere dikkat etmeye çalıştık. Ama her zaman en çok dikkat ettiğim şey nedir? Milliyetin Bakanlığı kazanımları ve sorunun ileride size yazılarınızda ve veya üniversite gelebilme ihtimali. Hepsinin de çözümlerini yine kare kodlarla koyduk. Peki hocam bunları bitirdik. Sonraki adımın olabilir. Sonraki adımını söylüyorum arkadaşlar. Onun sınıfta artık sizler yavaş yavaş Üniversite sınavına göz kırpmalısınız. Zaten çalışkan öğrenciler olarak şimdiden bol bol soru çözerek kendinizi geleceğe hazırlamanız gerekiyor. Erken kalkan yol alır. Bununla alakalı da sizlere paragrafik, paragrafiks ve paradoks paragraf gibi paragraf kitaplarımız tavsiye ediyoruz. Sözelce öğrencilerimiz. Yani edebiyatı çalışma hocam, Türkçe'yi çalışmam ben ne yapabilirim diyorsanız. Bu durumda ileride gireceğiniz üniversite sınavlarında sizin netlerinizi en fazla etkileyecek olan kısım paragraf. Ve o yüzden de gerçekten son derece kaliteli sorulardan oluşan paragraf soruları çözerseniz hem 10. sınıftaki yazılarınızla hem 11. sınıftaki yazılarınıza hem de ileride gireceğiniz üniversite sınavında çok büyük bir fark atarsınız. Bunları da şimdiden tavsiye ediyoruz. Niye? Çünkü erken kalkan yol alır. Hadi bakalım. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Bu kitaplara size en yakın Tonguç kitapçılarından ulaşabilirsiniz. İyi e butonundan Tonguç mağazdan bunların ee... İnternetten de alımını yapabilirsiniz. Ya da yine aynı şekilde Tonguç kitapçılarının listesini öğrenebilirsiniz. Size en yakın Tonguç kitapçısını öğrenebilirsiniz. Oradan da ulaşabilirsiniz. Hadi bakalım arkadaşlar. Bizler öğretmenler olarak sizlere videolarımıza destek olacağız. Kapıları açacağız ama içeriye girecek olan sizlersiniz. Çalışaraktan notlarınızı yükselterek hayallerinize ulaşacak olan sizlersiniz. Hadi bakalım iyi çalışmalar.